Dokunulmazlık deyince hemen suç aklınıza gelsin. Suç. Suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili varmış. Bu milletvekili ama neymiş? Dokunulmazmış. Bu dokunulmazlık ne demek? Suç işlemişsin ama seni kimse tutuklayamıyor, sorgulayamıyor, yargılayamıyor, tutamıyor. Bir milletvekilinin yani dokunulmazlığı demek, dokunulmazlığı kaldırılmadığı müddetçe kimse onu tutuklayamaz demek. Ama dokunulmazlık kaldırılabilir bir şey mi sizce? Yani bu milletvekili ömür boyu dokunulmaz mı ya da Şebnem, kaldırılabilir bir şey değil mi? Ne demiştik? Kaldırılsın ki zaten cezasını çeksin bu milletvekili eğer bir suçunu attıysa, işlediyse. Ama ne yapılması lazım? Kaldırılması lazım. Kim kaldırır dokunulmazlıkları? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne yapıyordu bunu? Oylayarak kaldırıyordu arkadaşlar. Nasıl oylama yapıyordu bunun için? Basit çoğunluk demiştim ben size bunu anlatırken. Nasıl yapıyordu? Toplantıya katılanların nesiydi? Salt çoğunluğu. Toplantı sayısı en az 200'dü mecliste biliyorsunuz. Ama kararın çıkması için bir sayı vardı. Kaçtı o? Hani en az kaç olmalıydı? Toplantıya katılanların. Bak 600'ün salt çoğunluğu demiyorum. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu diyorum. Kaçtı bir sayı vardı hani? 1 bölü 4'ünün bir fazlasından az olamaz. 151 demek istedin Şebnem herhalde. Evet 151'den az olamaz. 151'den yukarıysa eğer dokunulmazlık kaldırılmış oluyor. Bir hatırlatmış olayım şimdi ben bunu. Tamam. Meclis kaldırır dokunulmazlıkları. Toplantıya katılanların yarısının bir fazlası evet derse dokunulmazlık ne yapılır? Kaldırır. Sen ömür boyu dokunulmaz da değilsin. Milletvekilliğin bittiği zaman dokunulmazlık da ne yapar? Biter. Şimdi onun için A şıkkına bakıyorum yanlış. Mutlaktır demiş. Mutlak demek ömür boyu devam eder. Kaldırılamaz demek. Süreklidir demiş. Yanlış. Sürekli değildir. Sadece milletvekiliysen geçerlidir. Ömür boyu devam etmez. Ve ne yapılabilir? Kaldırılabilir. Onun için bu yanlış. Bu cevabı A. Ama diğerlerine bakalım. Dokunulmazlıktan bakanlar da yararlanır. Doğru. Bakanların yanında Cumhurbaşkanı yardımcıları da yararlanır hatta. Yani sadece milletvekilleri dokunulmaz değil bizim ülkemizde. Bakanlar da dokunulmaz. Bir de Cumhurbaşkanı yardımcıları da dokunulmaz demiştik. Yasama bittikten sonra yine böyle bir iki saat soru çözümü yapacağız bunlarla ilgili. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dokunulmazlık kapsamına girmez. Bu ne demek arkadaşlar? Ağır cezayı gerektiren suçüstü yakalanırsa bir milletvekili dokunulmaz değildir demek. Bu doğru. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili itiraz edebiliyordu arkadaşlar. Kaç gün içinde? Hatırlıyor musun? Kaç gün içinde itiraz edebiliyordu? 7. Hangi mahkemeye? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde bunu cevaplandırmak zorundaydı? 15. Aynen bravo. Dokunulmazlık meclis üyeleri hakkında yani yasama üyeleri meclisinin hukuk davası açılmasına engel değildir. Yani hem hukuki bakımda hukukta bahsedilir mesela tazminat davası açılabilir diyor. Anasına babasına ne yaptı mesela küfrederse aşağılayıcı hakaretlerde bulunursa diyor. Tazminat davası ne yapılabilir? Açılabilir diyor. Bu soruyu anladık mı? Burada A yanlış. Geçelim bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nun kararına gerek kalmadan bu durumun TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesi üzerine kendiliğinden düşer. Şimdi bu ne demek istiyor? TBMM Genel Kurulu'na gerek kalmadan milletvekilliği düşecek. Yani milletvekilini düşürelim mi diye oylama yapmayacaklar. Kendiliğinden düşecek. Şimdi bakalım aşağıdan başlayalım. Milletvekili bağdaşmayan görevleri sürdürmekte ısrar ederse milletvekili oylayarak milletvekilliği düşürür. Bu ne yapılır? Oylanır. Kendiliğinden düşmez. Milletvekilinin parti değiştirmesi. Parti değiştirmek zaten milletvekilliğini düşüren bir neden bile değil. İstifasını yaptı, çekti, gitti demiyorsunuz. İstifa ne yapılıyordu? Oylanıyordu arkadaşlar. Oylanır bu.
bir milletvekili bir ay içerisinde 5 birleşim günü toplantılara ne yapmamış, katılmamış. Bir ay içerisinde 5 birleşim günü toplantılara katılmazsa oylayarak gene milletvekilliği ne yapılır? Düşürülür. Bakın şu üçünde de oylanıyor. Ama sonra diyor ki hangisinde oylamaya gerek yoktur diyor. Yani TBMM Genel Kurulu'na gerek kalmadan kendiliğinden diyor. Bir milletvekili bakan seçilirse oylama yapmaya gerek yok. Milletvekilliği kendiliğinden ne yapar? Düşer. Onun için cevabımız Adana arkadaşlar. Geçiyorum. Evet, bugünkü konumuz bu. Buradan başlayacağız yani yeni konuya. Arkadaşlar haftaya yasamayı bitiriyorum. Haftaya yasama bitecek. Hatta ilk saat bitirirsem ikinci saat soru çözümü yaparım. Sonra yürütmeye geçeceğiz. Bu hafta güzelce yasamayı tekrar edin o yüzden. Haftaya galiba ikinci saat soru çözümünü yetiştiririm diye düşünüyorum. Yasamayı bitirdikten sonra yürütmeye bakacağız. Yürütme zaten çok kısa. Sonra yargıya bakacağız. Zaten yasama, yürütme, yargıyı öğrenirseniz vatandaşlık hemen hemen bitti demektir. Yani %70'i bitti demektir. Yasama yetkisinin özelliklerine başlayalım. Meclisin özellikleri. Aşağıdakilerden hangisi? Çok dikkatlice dinleyelim, tamam? Meclisin özelliklerinden biridir ya da değildir. İşte bakın tam da 4 tane. A diyecek ki yasama yetkisi geneldir. B işte yasama yetkisi aslidir. C yasama yetkisi devredilemez. D yasama yetkisi nedir? Süreklidir arkadaşlar. Şimdi burada en çok çıkanlardan ise A ile B şıkkıdır. Diyecek ki aşağıdaki şöyle der. Yasama yetkisinin genelliği nedir der. Yasama yetkisinin genelliği nedir? Yani tanımı çıkar burada. Bir de yasama yetkisinin asliliği nedir der. Yani ikisinin tanımı çıkar ve öğrenci genelde şu ikisinin tanımını birbirine karıştırır. ÖSYM'de bunu kullanır arkadaşlar. Onun için A ile B'nin tanımını iyi bakalım, iyi anlayalım. Bakalım şimdi. Genelliği. Şimdi yasama yetkisi kime aitti öncelikle? Bunu öğrendiniz artık. Meclise ait. Yani kanunu kim yapar? Yasayı kim yapar bizim ülkemizde? Bak yasama diyor zaten yasa. Kanunu yapan tek bir merci var bizim ülkemizde. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Genelliği demekse dilediği her konuda genelliyor bak. Dilediği her konuda dilediği kadar ayrıntıya girerek kanun çıkartabilir, düzenleme yapabilir. Tek bir şartım var sadece. Yaptığı her kanun anayasaya uygun olmalı. Yani anayasaya aykırı olmamak şartıyla dilediği her konuda diyoruz ya, bu genelliği demek işte. Yani buradaki ipucu kelime burada genel, her konuyu, bakın, her konuyu ayrıntıya girerek düzenleyebilmesi ne denir diyecek soruda. Yasama yetkisinin genelliği denir diyeceksiniz. Sınırsızlığı da denir. Genelliği ya da sınırsızlığı. Özgürdür yani bu konuda. Ama dediğim gibi anayasaya aykırı olmayacak. Yasama yetkisinin asliliği ise, bakın diğer isimleri kullanmayı çok sever ÖSYM. Bunun diğer ismi ilk elliği. Ne demek yani bu? Asli olan benim ilk, ben el atarım diyor. Şimdi sen her konuda düzenleme yapabilirsin. Bu genelliği düzenleme yaparken de ilk ben yaparım, araya başka bir işlem sokmam diyorsa bu da asliliği. Bak TBMM'nin araya herhangi bir işlem veya organ ne yapmadan, girmeden, doğrudan, buradaki bucu kelime de bu. Bak doğrudan ne demek? Yani ilk ben el atarım demek, ilk ben yaparım demek. İşte buna da asliliği denir. Her kelimesini görüyorsanız, her konu diyorsa genelliği, doğrudan diyorsa ilk elliği olacak cevap. Anlaştık mı? Yasama yetkisi devredilemez. Yani kanunu yapan tek bir merci vardır, meclistir. Bu yetkiyi kimseye devretmez. Yasamanın sürekliliği de bu yetki hiçbir şekilde kesintiye ne yapılamaz? Uğratılamaz. Yani kanunu 2 sene sonra bir aylığına, cumhurbaşkanına devredemez. Yani bu yetki kesintiye uğramaz. Ona da sürekliliği denir. O zaman neymiş? 1. Yasama yetkisi geneldir. 2. Yasama yetkisi aslidir. 3. Yasama yetkisi devredilemez. 4. Yasama yetkisi süreklidir. Ama göreceksiniz zaten soru bankalarında falan da genelliği nedir, asliliği nedir? Yani soru tipiniz burada bu. Başka yok. Tamam. Bu anlaşıldı mı? Geçiyorum. Geçtim. Peki. TBMM'nin kuruluşu. Kaç milletvekilimiz vardı arkadaşlar bizim? 600 milletvekilimiz var. Şimdi benimle birlikte yazmanızı istiyorum. Tamam mı? Biz şu an hangi anayasadayız? 82. Çoğu sınıfta bu konuyu işlemiştim. 82 anayasasındayız şu anda. Ama 82 anayasası ilk kurulduğunda 400 milletvekili vardı. 400. Sonra
82 Anayasası'nda bir değişikliğe gittiler, bir anayasa değişikliğine gittiler. 82'deki 87 Anayasa değişikliğiyle 450 oldu. Sonra bir 95 Anayasa değişikliği yaptılar. Siz de not alın, tamam mı? 95'te de 550 yaptılar bunu. Milletvekili sayısını. En son 2017 Anayasa değişikliği oldu. En son 2017 Anayasa değişikliğiyle arkadaşlar 600 milletvekilimiz. Bakın şunların hepsi 82 Anayasasıdır. Sakın bir yanılgıya düşmeyin. Sadece var olan şu anki anayasada değişiklikler yapılmış dönem dönem bazı yıllarda. Bunun sorularda sıralamasını sorabilir size. Yani doğru sıralanış nasıl olacak? İlk 400, 450, 550, 600. Şöyle bir soru sorsam, 82 Anayasası'na göre kaç milletvekilimiz vardır dese ne diyeceksiniz? 82 Anayasası'na göre kaç milletvekilimiz vardır dese ne diyeceksiniz? 600. Evet, tamam, anlaşılmış. Sakın 82'nin karşısında 400 var diye 400 demeyin, tamam, bunların hepsi 82. Soruyu şöyle sorarsa, yani 82 Anayasası'nın ilk halinde kaç derse, ilk halinde o zaman 400 olacak. Ama kaç milletvekilimiz var diye direkt soruyorsa o zaman 600 olacak. Tamam. Şimdi milletvekili olabilmek için seçilme yeterlikleri nelermiş? Türk vatandaşı olacak arkadaşlar. Şuraya hemen ekleyelim. Çifte vatandaş da olabilir. Engel değil. Ay çok kötü yazılıyor bunu ya. Çifte vatandaş da olabilir. Tamam mı? 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bu 2017 anayasa değişikliği arkadaşlar. Şurası. Yeni yani daha. Eskiden kaçtı diye sorarsanız 25'ti. Yani 25'ten 18'e düşürüldü bu. En az ilkokul mezunu olmak. Yani ilkokul kavramı şu anda kalmadı. Evet, ama bu yazdığımız bu şekilde almak zorundayız. Çünkü anayasada hala bu şekilde geçiyor arkadaşlar. En az ilkokul mezunu olmak. Daha önce bir kamu hizmetinde çalışmış ve oradan yasaklı olmamak. Şurası da değişti. Bakın şu da 2017 anayasa değişikliği. Askerlik ve ilişiği olmamak. Eskiden şöyle yapıyor diyorduk. Askerliğini yapmış olması lazım diyorduk. Artık yapmış olmak değil de ilişiği olmamak diyoruz. Ne demek ilişiği olmamak? Yani şu anda askerde olmayacak demek. Çünkü şu anda askerdeyse orayla bir ilişkisi var demektir. Ya da yüzbaşı, binbaşı, onbaşı vesaire olmayacak. Tamam. Mesela askerliğini yaptın sen. Olabilir misin? Evet. Askerliğini şu an yapmadın. Gene olabilirsin. Ama şu an askerdesin. Görevini icra ediyorsun. O zaman olamazsın. Yani askerlikle ilişiği olmamak. Kısıtlı olmaması gerekiyor. Kısıtlılık halleri işte alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim, savurgan hareketler. Bakın bu saydıklarımın hepsi kısıtlılıktır. Bunlara sahip olan biri mahkeme kararıyla bu nedenlerden dolayı kısıtlanmış bir kişi milletvekili adayı olamaz. Taksirli suçlar hariç. Bunun altını çiziyorum ben. Beraber yazıyorum. Taksirli suçlar hariç. Taksir ne demek? Bilmeden istemeden yapılan suç var yani. Bilmeden istemeden yapılan suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak. Yani 2 yıl hapis cezası almış olan biri milletvekili adayı olamaz. Tamam. Yüz kızartıcı suçlar. Devlet sırlarını açığa vurma suçu. Terör suçu gibi eylemleri teşvik suçlarından herhangi biriyle hüküm giymiş biri de milletvekili adayı olamaz. Şimdi hemen size bir soru soracağım. Soru dedi ki 6 ay hapis cezası almış bir kişi dedi. Aday olabilir mi? 6 ay. Evet olabilir. Tuğba'cığım niye olamaz? Hemen şuraya bak Tuğba. 1 yıl ve daha fazla hapis cezası dedim. Gördün mü? 6 ay diyorsa yani olabilir. Engel değil. Peki şöyle olsa taksirli suçtan dedi hüküm giymiş bir kişi dedi. Taksirli suçtan hüküm giymiş. Yani bilmeden istemeden bir suç işlemiş ve bundan hüküm giymiş. Kaç yıl olursa olsun fark etmez. Taksirli suç diyor. Olabilir mi? Olabilir.
gene olabilir. Çünkü ne dedik? Taksirli suçlara işledik. Yani kişi bilmeden istemeden bir suç işlediyse ve hüküm aldıysa aday olabilir. Bir yıldan azsa aday olabilir. Ne zaman olamaz? Bir yıldan fazla bir hapis ya da ağır hapis cezası alacak. Bir yıl veya daha fazla. Ya da yüz kızartıcı suç, devlet silahına çalma, terör eylemlerine katılma gibi suçlardan bir hüküm giymişse gene aday ne yapamaz? Olamaz. Şimdi bakın. Yüz kızartıcı suçlar ne demek? Zimmetine para geçirme, ihtilas, irtikap, adam kaçırma işte demek. Yani rüşvet, rüşvetin bir çeşidi irtikap. Hırsızlık, dolandırıcılık, işte sahtecilik, inancı kötüye kullan. Bakın bunlar yüz kızartıcı suçlar. Şöyle düşünmeyin. Adam öldürdün, o zaman da yüzün kızarır. Tecavüz, o zaman da yüzün kızarır. Yani aslında her türlü suçta yüzün kızarır. Öyle düşünmeyin. Yüz kızartıcı suçlar daha çok böyle para işleri yani. Dolandırıcılık, zimmetine para geçirme, işte rüşvet vesaire. Adam öldürme, tecavüz falan yüz kızartıcı suç değil. Bunlar ağır cezayı gerektiren suçtur bak. Ağır cezayı gerektiren. Öyle yüz kızarması yetmez yani bunlar için. Bunlar ağır cezayı gerektiren suçlardır. Onun için öyle düşünmeyin yani. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar bile aday olamazlar. Bakın çok güzel bir yerdeyiz şu an. Şimdi bakın bir öncekine geliyorum arkadaşlar. Şurası, şu son madde görüyor musunuz? Şuna yıldız atıyorum bakın. Yüz kızartıcı suç. Devlet sırlarını açığa vurma. Terör eylemlerine katılma. Bakın bu suçlardan af gelse bile, af gelmesi ne demek? Kişi temize çıktı demek. Temize çıksa bile kişi, af gelse bile artık asla aday ne yapamaz? Olamaz. Anlaştık mı? Yani olabilme bir imkanı yok. İrem, siyasi suç diye bir şey geçmiyor anayasada. Siyasi suç derken yüz kızartıcı suç işlemişse, dolandırdıysa vesaire olamaz. Devlet sırrını siyasi olarak açığa vurduysa olamaz. Yani burada dediğim gibi aynen geçiyor. Hani ekstra bir şey yok. Tamam mı? Ya, siyasi suç diye öyle bir anayasada geçen bir ifade yok. Şimdi milletvekili adayı olabilmek için görevinden çekilmesi gerekenler var. Hakim ve savcı görevini bırakacak adaylığını koymak için. Yüksek yargı mensupları dediğim yüksek mahkemelerimiz var bizim ülkede. Bakın beraber not alalım. Neler yüksek mahkemelerimiz bizim arkadaşlar? Anayasa Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi değil mi? İşte Yargıtay. Duymuşsunuzdur. Bunların hepsini yargıda işleyeceğiz. En azından bir kulak aşinalığımız vardır diye düşünüyorum. Bakın Yargıtay Yüksek Mahkemedir. Bunun yanında Danıştay Yüksek Mahkemedir. Bir de mouse'da yazıyoruz ya, bu çok şey bir şey ya, zor bir şey. Bir de Uyuşmazlık Mahkemesi var. Yani 4 tane yüksek mahkememiz var bizim arkadaşlar. İşte bu mahkemelerin üyeleri, organları aday olmak istiyorlarsa görevini bırakması gerekiyor. Mesela Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. İşte bunların görevini bırakması lazım milletvekili adayı olmak istiyorlarsa. Silahlı kuvvet mensupları, işte yüzbaşı, binbaşı, onbaşı, aklınıza kim geliyorsa bunlar görevini bırakacak. Öğretim elemanları, YÖK üyeleri, işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri, yani memurlar. Burada neyi altını çizelim biliyor musunuz? Şunu. İşçi niteliği taşımayan. Buradan ne anlamanız lazım? Şuna yıldız koyalım. Şıklara koyar çünkü. İşçiler derse işçinin görevini bırakmasına gerek yok. Memur görevini bırakacak ama işçinin bırakmasına gerek yok. Belediye başkanı görevini bırakacak, belediye meclis üyesi görevini bırakacak, il genel meclis üyeleri görevini bırakacak. Tamam. Şimdi görevini bırakacak da, görevini bıraktı, düşünün aday oldu şimdi arkadaşlar. Aday oldu. Ya seçilemezse ne olacak? Bir daha acaba görevine geri dönebilecek mi? Yani aday olabilmek için bile görevini bıraktı şu anda. Ama illa aday oldun diye kesin seçileceksin diye bir şey yok ki. Ne olacak şimdi? Seçilemezsen görevine geri dönebilecek misin? Şimdi bu sayfada gördüklerinizden 3 tanesi bir daha görevine geri dönemiyor.
Şimdi düşünün, bu ülkenin savcısı AKP'den milletvekilliğinden adaylığını koydu. Artık o tarafını belli etmiş oldu. Bir daha görevine geri dönemez. Çünkü hakim ve savcı bizim ülkemizde tarafsız olması lazım. Mahkemeler tarafsız olması lazım. Silahlı kuvvetlerin bu ülkede tarafsız olması lazım. Sen görevini bıraktın. Bir partinin adaylığını koydun. Artık tarafını da belli etmiş oldun. Amacını belli etmiş oldun. Sen bir daha görevine geri dönemezsin. O zaman kimler görevine geri dönemez? Bakın, hakim ve savcılar, mahkeme üyeleri, yani yüksek yargı derken işte mahkeme, silahlı kuvvet mensupları, bunlar görevlerinden çekildikten sonra bir daha görevlerine geri dönemezler. Kimler geri dönebilir o zaman? YÖK üyeleri, memurlar, öğretim elemanları, bunlar görevine geri dönebilirler. Ama şu üçü görevine geri dönemez. Tamam mı arkadaşlar? Sorular da çıkar. Şöyle diyebilir miyiz? Şu üçü, bakın şu üçü o zaman siyasi partiye de üye olamaz. Doğru mu? Sonradan işleyeceğiz ama derste de işlemiştik zaten çoğumuz da. Bunlar siyasi partilere üye olamazlar arkadaşlar. Neden? Çünkü tarafsız olmaları lazım. Peki oy kullanabilirler mi bu ülkede bu kişiler? Onu söyleyeyim bana. Oy kullanabilirler mi? Neyse ya. Oy kullanırlar. Çünkü ülkede oy kullanmak için bir sıkıntı yok. Oy kullanır. Bravo. Ama siyasi partiye ne yapamaz? Üye olamaz. Aferin. Şimdi mesela demiş İrem. Gazeteci veya öğretim üyesi ya da siyasi grup üyesi yönetime karşı bir yazı yazdı veya konuşma yaptığı için tutuklandığı zaman ve cezası bittikten sonra milletvekili adayı olabilir mi? Olabilir. Ama şöyle bir konuşma yaptığı için dediği için bunu yazıyorum. Bak İrem, yüz kızartıcı suç diyorsa olamaz. Terör suçu diyorsa olamaz. Devlet sırlarını açığa vurma diyorsa olamaz. Bunun haricindeki suçlar da olabilir. Yüz kızartıcı suç, devlet sırlarını açığa vurma, terör olayları, işte bu üçünde olamaz. Af gelse bile olamaz. Yani bunda hiçbir şekilde olamaz. Tamam. Rica ederim. Şimdi bugünün en önemli konularından biri bu. Ama ara mı vermem gerekiyor şimdi benim? 40 gece dedik, 5 dakika sonra ara vereyim isterseniz. Ondan sonra devam ederiz. İkinci saatimiz de var. Tamam. TBMM seçimleri ve seçim dönemi. Bugün en önemli konusu bu. Şimdi genel 3 tane seçim var arkadaşlar. Not alın. Bir genel seçim. 3 tane seçim varmış mecliste. Bir genel seçim. Galatasaray. İki erken seçim. Galatasaray S. Rüzgar gibi. Galatasaray S. Erken seçim. Bir de ara seçim. Var. Siz uzun uzun yazın tabii. Bir genel seçim. İki erken seçim. Üç ara seçim. Var. Şimdi genel seçim ne demek? Açıklayayım, sonra ara verelim, tamam mı? Genel seçim, TBMM seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı. Aslında şu anda bir meclisin seçimlerini işliyoruz, farkındayım. Burada o zaman Cumhurbaşkanı'nın ne işi var diyeceksiniz. Şöyle, biz 600 milletvekilini seçerken seçtiğimiz gün aynı zamanda artık Cumhurbaşkanımızı da seçiyoruz arkadaşlar. 2017 anayasa değişikliği. Yani artık meclis seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimleri birlikte yapılıyor yani. Aynı gün yapılıyor. Tamam. Eskiden nasıldı? Meclis seçimleri eskiden 4 yılda bir oluyordu. Cumhurbaşkanı seçimleri eskiden 5 yılda bir oluyordu. Artık gitti. Gitti üstü çizim. İkisi de aynı gün oluyor ve ikisi de 5 yılda bir yapılıyor. Yani bir yasama dönemi, yasama, bir meclisin dönemi kaç yıl sürüyor? 5. Bir cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır arkadaşlar? 5. Tamam. Peki biz seçim yaptık. 600 milletvekili yerleşti. Yeni cumhurbaşkanımızı da seçti. 5 yıl sonra tekrardan seçime gideceğiz. Hangi gün gideceğiz? Görev süresi dolmadan önceki son pazar. Yani meclisin görev süresi dolmadan önceki son pazar.
Cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan önceki son pazar oylama yapılır arkadaşlar tekrardan. Anladık mı? Genel seçim bu. Yani genel seçim demek 5 yılda bir yapılan seçimdir. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Benimle birlikte yazalım. Şurada yanılmanızı istemiyorum çünkü bakın. Bir yasama dönemi kaç yıldır? Bir yasama dönemi. Söyleyin bakalım. Bir dönem kaç yıldır? Kaçmış bakın? 5 yıl hocam. 5, tamam. Şimdi soru var da bazen diyor ki arkadaşlar, bir yasama yılı diyor. Hani yasama dönemi demiyor da yılı diyor. Bu ne demek? Yıl demek bir yıl demek. Bir yıl. Unutmayın. Bakın dönem 5 yıldır. Yasama yılı demek bir yıl içerisinde yaptığı çalışma demek. Yasama dönemi demek 5 yıl içerisinde yaptığı çalışma demek. Buraya dikkat.